aslında hükümetin bir olmadığını gördük. Çünkü hükümetin içerisindeki bazı kanatların Alevilerin sorunlarıyla ilgili söyledikleriyle hükümetin yapmak istedikleri arasında farklar olduğunu gördük biz orada. Ve yine aslında bu sorunu çözmekle ilgili hükümetin bir kudretinin değil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir emriyle olabileceğini gördük orada. Yani daha önce de biliyorduk fakat hükümet ne hikmetse kendisinin aslında bu sorunun muhatabı olduğunu ve bu sorunu çözebilecek yetkinin de kendisi olduğunu gördük. Bizim de gördüğümüz bu sorunun muhatabı hükümet değil, hükümet orada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emirlerini yerine getiren bir kurum niteliğinde olarak görünüyordu. Ve hükümetin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Alevi çalıştaylarına, Alevi örgütlerinden ziyade Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Fakültesi yetkilileri davet edildi. Yani 7 çalıştay yapıldı. Bu 7 çalıştay içerisinde birincisine Alevi örgütleri ve Alevi dedeleri sözüm ona davet edilmişti. O birinci çalıştaya dahi sadece Alevi örgütlerine ve Alevi dedelerine çalıştaya dahi İlahiyat Fakültelerinden hocalar davet etmişlerdi. Ve Aleviler arasında çok ciddi bir ayrımcılık yaratmaya çalıştılar. Aleviler, Alevi dedeleri, Alevi örgütleri bunlar kuru kalabalık, çayın, cüvenle takımın oluşturduğu şeyler. Bunlar din bilmezler, bilen bilmezler. Bunlar hatta Alevi de bilmezler. Bunlara öncülük etmek lazım diyorlar. Ve böyle küstahça söylemeler oldu. Alevi çalıştaylarında bu yerler. Siyasetçileri davet ettiler bu çalıştaylar. O çalıştaylarda da yani din bilmeyiz, oraya katılan Alevi örgütlerini bir kez daha huzurunuzda kıramaz. Dolayısıyla Beytaşiler de dışarı atıldı. Dolayısıyla aslında yapılmak istenen şey Alevi topluluğunun içsel çeşitliliğini yansıtmak ve şunu tabii belki de itiraf etmemiz gerekiyor. Suriye krizi patlatmaya kadar aslında Alevi örgütleri bu bölgedeki Arap Alevi nüfusla çok içli dışlı değillerdi. Örgütlerde de çok bir araya gelmediler. Onlar Alevi hareketinin bir parçası olmamıştı. Ama Suriye krizi bunun aslında ne kadar gerekli olduğunu, bir temasın ne kadar önemli olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Suriye krizi henüz başlamadan ama böyle nüvelerini görürken yayınlanan bu raporda çok ileri görüşlü olacak ki ortaya çıkacak bir Suriye krizinin yakınlaştırmasını tehlikeye görmüş olmalı ki burada özellikle söyleniyor. Yani tamam Ali bağlamında bir ortaklığınız var ama siz o kadar da ortaklık değilsiniz deniyor. Dolayısıyla bir inancı tanımlamak demek onu ayrıştırmak, bölmek, parçalamak anlamına geliyor. Bu da AKP'nin kendi Aleviliğini makul ve makbul Aleviliği inşa etmek üzere bu açılımı ortaya koyduğunu gösteriyor.